Herkese selam. Bugün sizlere bir okuma maratonu duyurusuyla geldim. Biliyorsunuz ki tatile girmek üzereyiz. Son bir hafta kaldı yaklaşık. Bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama yaklaşık olarak bir hafta kaldığını söyleyebilirim. Ve bu yüzden hepimiz mutluyuz. Özellikle de kitap kurtları olarak. Çünkü tatil demek bizim için bol bol kitap demek. Benim için de öyle. O yüzden çok mutluyum. Sınavlarımın bitmesiyle birlikte son birkaç günde gerçekten benim için çok verimli geçti ve çok güzel kitaplar okudum. Bu aylık okumaların videosunda da onları göreceksiniz. Sizlerle bir okuma maratonu yapmak istiyorum yarı yıl tatilinde. Yarı yıl tatilinin ilk haftası pazartesi gününden cuma gününe kadar 5 gün sürecek bir okuma maratonu olacak. Çok fazla uzatmak istemedim. Aslında bir hafta yapacaktım ama daha yeni tatilden çıkmış olmamızın verdiği etkiyle birlikte hani birazcık okuyamama durumumuz olursa diye düşündüm ve o hafta sonunu ve bir sonraki hafta sonunu boş bırakmak istedim. Ve pazartesiden salıya 5 gün önce okuyabileceğimiz bir okuma maratonu hazırladım. Maratona katılmak için yorumlarda siz de okumak istediğiniz kitapları yazabilirsiniz. Biraz sonra maddeleri sizlerle paylaşacağım. İlk maddemiz pazartesi gününün maddesi, uzun süredir okumak istediğimiz bir kitap. Pazartesi günü uzun süredir okumak istediğimiz bir kitabı okuyacağız ve ben de bunun için Ay Günlükleri serisinin birinci kitabı olan Cinder'ı seçtim. Bu seriyi bu tatilde bitirmek istiyordum aslında ama bütün kitapları bu maddelerin içine koymak istemedim. Çünkü birazcık kalın kitaplar ve hani tek günde okuyabileceğim kitaplar değil. O yüzden bu maratona sadece ilk kitabını dahil ettim. İkinci günün maddesi yani salı gününün maddesi ise bir serinin devam kitabı ya da ilk kitabı olabilir. Bunun için de ikinci günde Cinder'ı okumaya karar verdim. Çünkü yaklaşık 400 sayfa sanırım. 417 sayfa ve bu kitabı iki güne yaymaya karar verdim. Üçüncü günün maddesi yani çarşamba gününün maddesi başlığında tatil harflerinden biri olan kitap. E, A, İ ya da L olan bir kitaptı. Ben bunun için de uzun süredir okumak istediğim Hayvan Çiftliği kitabını seçtim. Dördüncü günün maddesi yani perşembe gününün maddesi kapağında en sevdiğimiz renk olan bir kitap. Aslında benim en sevdiğim renk turuncu ama kapağında turuncu olan pek fazla kitabım yok. Galiba sadece şu var. Sultan Öldür pek. Aa, Beyaz Diş de var ama Beyaz Diş'i okumuştum. Şurada 3 kişilik ordu var ama bunu da okudum. Ahmet Ümit'in kitabını sayamazsak. O kitap beni korkutuyor. O yüzden ikinci bir sevdiğim renk olan laciverti seçtim. Bunun için de Simyacı'yı okuyacağım. Beşinci günün maddesi yani cuma gününün maddesi 100 sayfadan az bir kitap. Bunu da hani son gün biraz dinlenmek açısından yaptım. 70 sayfa. Bunun için Korku'yu seçtim. Korku'yu da çok uzun zamandır okumak istiyordum ve Bookstagram'da en fazla yorumunu gördüm. En fazla beğenilen kitaplardan, Stephen Zweig kitaplarından biri kendisi. O yüzden bunu da okumak istiyorum. Maddeleri biraz esneterek kullanabilirsiniz. Hani mesela 2 günde bir kitap okuyabilirsiniz, 3 günde bir kitap okuyabilirsiniz ya da elinizde kapağında en sevdiğiniz rengi barındıran bir kitap yoksa başka bir renk tercihi yapabilirsiniz. Benim az önce Simyacı'da yapmış olduğum gibi. Bu maratonda önemli olan ne kadar fazla kitap okuyabildiğimiz, kaç sayfa okuyabildiğimiz, ne kadar çok okuyabildiğimiz ve ne kadar verim alabildiğimiz. Okuduğumuz kitapların gerçekten bir önemi yok. Ne istiyorsanız onu okuyabilirsiniz. Eğer maratona katılmak istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Orada da sohbet edebiliriz sizinle birlikte. Yorumlara maraton boyunca okumak istediğiniz kitapları da yazabilirsiniz. Umarım katılım olur çünkü böyle bir şeyi ilk defa YouTube'dan yapıyorum ve katılım olacağını pek düşünmeyerek aslında yaptım ama 3 kişi de katılsa bu benim için bir başarı olacak. O yüzden bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Onları da okumaya teşvik edebilirsiniz. Son olarak kitaplarımı göstereyim. Benim maratonda 5 günlük maratonda okumak istediğim kitaplar bu şekilde. Umarım bu kitapların hepsini okuyabilirim. Çünkü gerçekten 4'ünü de okursam benim için çok verimli bir maraton olmuş olur. Şu anda ekranda gördüğünüz Instagram ismimden bu maratonda okuduklarımı, orada yaptığım güncellemeleri takip edebilirsiniz. Orada da güzel şeyler paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.